İnfertilite tıbbi bir terimdir. Bunun tam Türkçe karşılığı kısırlıktır. Yani çocuk olmaması durumudur. Bu iki şekilde olabilir. Ya hiç çocuk olmamıştır ya da daha önceden bir çocuk olmasına rağmen yeniden çocuk istenmesi istendiği halde ikinci veya daha sonra bir çocuk olmama durumudur. Şimdi bu süreler genellikle değişmekle birlikte bir yıllık eşler arasında düzenli birlikteliğe rağmen hamile kalamama durumunu ifade etmektedir. Bu durumda bir takım tahlillerin yapılması gerekli olur. Genelde kısırlık dediğimiz veya infertilite dediğimiz olaylarda yaklaşık olarak söylersek sorunun üçte biri kadından, üçte biri erkekten, üçte biri de her ikisinden kaynaklanmaktadır. Değişik kaynaklara göre bunlarda ufak oransal değişiklikler olabilir. Dolayısıyla yapılacak işlemler hem erkekte hem kadında yapılması gerekmektedir. Erkeklerde yapılacak iş aslında gayet kolaydır. Erkeklerde bir sperm tahlili gerekir. Bu sperm tahlili 3 günlük cinsel perhiz sonrası yapılmalı ve spermdeki bir takım özelliklere bakılmalıdır. Bu özelliklerden en önemlisi sperm sayısıdır. Onun dışında spermlerin hareketliliği, spermlerin şekli önemlidir. Bunlar izlenmelidir. Herhangi bir sorun çıkarsa mutlaka yaklaşık bir 4 hafta kadar sonra ikinci bir test yapmadan hemen karar vermemek gerekir. Kadında yapılacak olanlar ise ilk başta bir ultrason muayenesi yapılır. Rahim ve yumurtalıkların genel görünümüne bakılır. İkinci olarak jinekolojik muayene mutlaka yapılmalıdır. Ve bununla yine kadınlık organları değerlendirilir. Yani rahim ve yumurtalıklar değerlendirilir. Üçüncü olarak kadında mutlaka hormonlarının durumuna bakılması gerekir. Beyinden salınan yumurtlamayı sağlayıcı hormonlar, yumurtalığın ürettiği östrojen hormonu, ayrıca hamile kalmayı engelleyebilen prolaktin dediğimiz süt hormonu, yine tiroid hormonları, tiroid bezinden salınan bu kısırlık olaylarında önemlidir. Bunlar genellikle adetin ikinci veya üçüncü günü yapılması gereken hormonlardır. Bakılması gereken hormonlardır. Ayrıca adetin 21. günü progesteron denilen bir hormona bakılarak kadının yumurtlayıp yumurtlamadığı hakkında da bir fikir elde edilmek gerekir. Bunların dışında bir de bizim tıp dilinde histerosalpingografi dediğimiz uzun bir adı olan halk arasında rahim filmi veya kanal filmi dediğimiz bir filmin çekilmesidir. Bu rahim ağzı kanalından içeriye verilen özel bir maddenin rahim içi boşluğunu doldurup tüplerden karın boşluğuna akışının gözlenmesidir. Bu sırada röntgen filmleri çekilerek hem rahim boşluğunun şekli hem de tüplerin durumu, tüplerde bir tıkanıklık olup olmadığı tespit edilmektedir. Bu da son derece önemli bir tahlildir. Bunların dışında yine biraz daha invaziv yani hastayı birazcık daha zorlayabilecek olan bir teşhis yöntemi de laparoskopi dediğimiz karın içine bir kamera cihazıyla girip rahim ve yumurtalıkların direkt gözlenmesi yöntemidir. Bunda bir rahimde bir tıkanıklık, tüplerde bir tıkanıklık var mı yok mu? Bir sıvı verilerek sıvının tüplerden geçip geçmediği gözlenir. Ayrıca herhangi bir kist, rahimde bir yapısal bozukluk, tüplerde bir anormallik olup olmadığı gözlenebilir.